bizlerin emeği, çabası ve gayretiyle de 20 Nisan bir dönüm noktası olacak. Enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak. Bunların mimarı sizlersiniz. Yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdiniz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyada deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfi altına imza da atmış oldunuz. O günden bu zamana yaklaşık 2,5 yıl kadar bir süre geçti. Herhalde 960. günlerde filanız. Herhalde dünya tarihinde bu kadar zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak. Uzun müddet de bu rekoru belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine sizler kıracaksınız. Ona inanıyoruz. Şimdi önümüzde işte artık bir hafta, 10 gün gibi bir süre var. İşleri toparlayacağız ve o gazı karada yakacağız. Birçok kişi gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemedi, inanmadılar. Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı, Allah bilir. Çünkü bazı insanlar maalesef gözleri var, görmüyor. Kulakları var, duymuyor. Ne yapsak boş. Ama sağduyulu insanımız, milletimiz burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor. Karadaki doğalgaz işleme tesisinin işte son kontrolleri, commissioning çalışmaları bunlar yapılıyor. İnşallah onları en kısa sürede tamamlayacağız ve bu gazı vatandaşımızla buluşturacağız. Böylece bu yerli gazın üretimiyle birlikte değer zincirini üretimden tedariğe kadar, son tüketiciye kadar tamamlamış oluruz. Daha önce başkasının ürettiği gazı alan bir ülkeydik. Şimdi artık milli kaynaklarımızdan, milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız. İlk etapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak. Ama %25, %30 mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Ki hep sık sık söylüyoruz. Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervler bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz. Yeni keşifler oldukça hiç şüphesiz iç ihtiyacı karşılama oranımız o oranda artmış olacak. Büyük ve Türkiye güçlü, güçlü Türkiye idealimizin en somut projelerinden birisini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok değerli bir varlığı, başka bir ifadeyle çok değerli bir armağanı, hediyeyi onlara bırakmış olacağız. Çünkü bizim o gün 20 Nisan'da açılışını yaptığımızda, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da biliyorsunuz 23 Nisan'da, 2 gün öncesinde, 3 gün öncesinde yapmış olacağız. Ve inşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız. Allah'u ekber Allah.